Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 30 Ramazan'dayız ve Ramazan'ın son günündeyiz. Tabi kalplerimizde bir hüzün var. Ramazan gibi bir nimeti yolcu etmenin hüznünü yaşıyoruz. Malum müminlik alametidir gelişine sevinmek, gidişine üzülmek. İnşallah da biz yüreğimizin ta derinliklerinden gelişiyle sevindik, farklı bir iklime girdik. 30 gün boyunca da gayret ettik elimizden geldiğince Ramazan'ı ihya etmeyi ve bugün sonuna geldik. Bir hüzün var kalbimizde, yüreğimizde, sanki evladımızı gurbete gönderir gibi, ama bir yönüyle de bir tesellimiz var. Akşamı, gecesi bayram gecesidir, yarın da bayramdır. Sabahında camilerde farklı bir hava esecektir. Mahzun da olsa yüreklerimiz, İslam coğrafyalarında farklı farklı sıkıntılar da olsa bayramın o güzelliğini beraber yaşama adına bir gayrete girişeceğiz ve yeniden Rabbimize şükür olarak, hamd olarak yapabileceğimiz neler varsa hepsini ortaya koymuş olacağız. Duamız şu olsun ki Allah hakkıyla ihya etmiş olanlardan kılsın bizleri. İnşallah içimizde bir sürü kardeşimiz var dünyanın dört bir tarafından. O salih ve saliha niyetlerle bu manada Ramazan'ı ihya eden kardeşlerimizin o güzel ihyalarına, kabul olunmuş Ramazanlarına Allah bizimkileri de iliştirsin. İnşallah hepimiz bu Ramazan'dan kurtuluşa erenlerden olmuş bir vaziyette bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak yeniden tekrar bu güzel günlere bizleri kavuştursun ve Ramazan'ın bizim dünyamıza kazandırdığı bu güzellikler de hayatımızın geri kalan kısımlarını inşallah böyle donatacak, kuşatacak bir güzelliğe dönüşmüş olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim, geçmiş 29 ders, bugün 30. dersimizi yapacağız malum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki 9 Ramazan'dan biz 266 güne tekabül ediyor biliyorsunuz. O 266 günden 29 günü seçtik, onları anlattık. Çünkü her güne ancak bir gün anlatılabilecekti. İmkan olsaydı da geri kalanları da anlatabilseydik ama onlar artık siyerin konusudur. İnşallah devam eden siyer derslerimiz var malum. Onların içerisinde geri kalan konular da biraz daha detaylı bir biçimde işlenecek. Şimdi bu 29 ders, yani 29 gününü, bugünkü dediğim gibi 30. ders, şöyle bir zihnimizde yeniden hatırlarsak ve bana şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki hocam 29 tane gün anlattın Resulullah'ın Ramazanlarından. Bu 29 günü bize 3 tane kelime ile özetlesen ne dersin diye bana sorsanız, ben hiç düşünmeden 3 kelimenin cehd, cihat ve cenk olduğunu söylerdim. Zaten hatırlarsanız da o 29 gündeki hadiseleri, evet birçok şey oldu, tebliğ ve davet adına birçok şeye şahit olduk, olaylar oldu, hadiseler oldu, seriyeler oldu, gazveler oldu, fetihler oldu, neler neler, yani bir sürü şeyi anlattık işte 29 gün boyunca. Ama hepsini topladığımızda inanın ki karşımıza çıkan bu 3 kavram: cehd, cihat ve cenk. Cehd dediğimiz şey salih amellerin çoğaltılması adına ortaya konan gayretlerdir. Cihat dediğimiz şey insanla İslam arasındaki engelleri kaldırma adına ortaya konan gayretlerdir. Cenk dediğimiz şey insanla İslam arasındaki engelleri kaldırmanın savaş meydanındaki gayretleridir. Yani biz cihatla cengi ya da cengin Arapçadaki tam karşılığını kullanırsak kital, savaşı ayırıyoruz biliyorsunuz. Cihat daha geniş bir kavram. Kital, savaş onun içerisinde bir kavram. Dolayısıyla cihat dediğimiz zaman Allah adına ve Allah namına yapılmış her türlü faaliyeti o kavramın altında değerlendiriyoruz. Tebliğ, davet, ilim adına yapılanlar, işte birilerine İslam'ı götürme noktasındaki ortaya konan bütün çabalar, hepsi bu noktada cihat kavramı altında değerlendirilebilir. Şimdi biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin 266 gün olan Ramazan günlerine baktığımızda böyle geçtiğini görüyoruz. Ve Efendimiz'de şunu fark ediyoruz. Zaten hayatında birçok şey var. Yani Ramazan dışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir hayat yaşamıyor ki. Ramazan dışında da bu sayacaklarımızın, saydıklarımızın hepsi var ama Ramazan'da daha fazlası var. Mesela bir bakıyorsunuz Allah Resulü'nde Ramazanlarda daha fazla bir gayret var. Ramazanlarda daha fazla bir mücadele var. Ramazanlarda daha fazla bir infak var. Ramazanlarda daha fazla bir ibadet var. Ramazanlarda daha fazla bir dua var. Hal böyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var olan o güzellikleri, her neyse onlar, işte bir miktarını dediğim gibi saydık, diğerlerini de çoğalttı Efendimiz. Çoğalttı. Yani zaten ben yapıyorum ya, Ramazan'da da aynısını yapayım demedi. Ramazan'da biraz daha üzerine kattı. Katlandı o. Ne kadarsa biraz daha katlandı ki Ramazan farkı ortaya çıkmış olsun. O halde benim güzel kardeşlerim, bize de düşen bu. Bakın son gündeyiz. Bitti artık. Yani nasıl geçti, nasıl geçirdik bilmiyorum. Ama bize düşen de Ramazanların ihyası adına hayırların fazlalaştırılması, şerlerin azaltılmasıdır. İnşallah bunu yapanlardan olmuşuzdur. İyiliklerin arttırılması, kötülüklerin azalmasıdır. İnşallah bunu yapanlardan olmuşuzdur. Sevapların çoğaltılması, günahların azaltılması, inşallah bunu yapanlardan olmuşuzdur. Dolayısıyla eğer iyi olan salih amel kapsamına giren şeyler Ramazanlarda çoğalmışsa, o zaman işte Ramazan gerçek manada Ramazan olarak hayatımızda gelip yerini almıştır. İsterseniz küçük bir test yapalım. Mesela küçük bir test, yani hepimiz farklı bir biçimde bunu yapabiliriz. Mesela sonundayız artık, bitti Ramazan. Bakın Ramazan'ın 30. gecesine varınca artık bayram gecesi. 30 günü arkada bıraktık. 30 gün giderken benim hayatımda bir değişiklik oldu mu? Mesela ufak da olsa bir güzellik kazandım mı ben bu 30 gün boyunca? Kazandımsa eğer, tamam, Ramazan kattı bana. Çünkü ben Ramazan'a katmıştım, Ramazan bana kattı. Mesela ben bu 30 günün sonunda seherlerin, sahurların, gecenin farkına vardım mı mesela? Böyle bir şey kazandım mı? Kazandımsa tamam. Testi devam ettiriyoruz. Mesela evliysek eşlerimize, çocuklarımız varsa eğer çocuklarımıza, biz bir bekarsak mesela anne ve babamıza sorulsa, dense ki ya Muhammed Emin 30 gün bir Ramazan geçirdi. Nasıl bir Ramazan geçirdi? Hayatında bir değişiklik oldu mu? Eğer sorulan eşim veya çocuklarımsa, onlar da diyorlarsa ya evet eşimde şöyle bir değişiklik oldu. Aslında biraz benim eşim asabidir ama bu Ramazan'da acayip derecede cemal vasfı onda öne çıktı. Hatta bir iki kez evde bazı hatalar olmuştu. Ramazan hatırına o hataları yuttu. Yuttu, öfkelenmedi. Eğer bunu diyorsa eşimiz, bunu diyorsa çocuklarımız, babam ya bu Ramazan'da benim birkaç tane kusurumu görmemezlikten geldi ya, bu Ramazan'da bana daha farklı bir şefkatle, merhametle davrandı diyorsa, dedirtiyorsak, işte o zaman o Ramazan gerçekten Ramazan olmuştur. İnşallah dedirtmişizdir. Ama dedirtmemişsek, Allah'ın ayları sadece Ramazan'dan ibaret değil ki, yarından itibaren Şevval'deyiz. Hadi Şevval'de olsun. Dolayısıyla nereden koparırsak, nereden tutarsak, nereden zarardan dönersek bizim için kar. Onun için yapmamız gereken burada farkına varıp bazı şeyleri iyileştirme adına da bu gayretimizi biraz daha çoğaltmak. Şimdi benim kıymetli kardeşlerim, 30 Ramazan'dayız, son artık ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son Ramazan'ındayız. Yani Hicri 10. yıldayız. Özellikle bunu seçtim, zaten kapanışı bununla yapalım diye Ramazan'da. Şimdi 10. yıl Ramazan dediğimizde, yani Allah Resulü'nün hayatındaki 9. ve sonuncu Ramazan dediğimizde, bu Ramazan özel bir Ramazan. Bu Ramazan'ın farklı farklı ayrıcalıkları var. Nasıl ayrıcalıkları var? Özel bir Ramazan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Ramazan'da 20 gün boyunca itikaf yaptı. Genelde 10 gün yapardı ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Ramazan'da 20 gün itikaf yaptı. Bu son Ramazan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile 2 defa o güne kadar nazil olmuş Kur'an ayetlerinin tamamını karşılıklı olarak, arz deniyor biliyorsunuz ona, mukabele bizim ifademizde, karşılıklı olarak okudu 2 kez. Bu Ramazan'da Ayşe anamızın ifadesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömertlikte rüzgarlar ve seller gibi oldu. Zaten cömert Ramazan'da daha fazla cömert ama son Ramazan'da zirve. Yani ötesi yok ya, böyle bir cömertlik mümkün değil. Ama bu son Ramazan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seller gibi, rüzgarlar gibi cömert oldu. Bu son Ramazan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla ibadete zaman ayırdı. Ne kadar var hayatında biliyorsunuz, burada daha fazla var. Uzun kıyamları daha fazla, uzun rükûları daha fazla, uzun secdeleri daha fazla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu son Ramazan, Allah Resulü'nün son Ramazanı nazarlarını dünyadan ahirete çevirmiş, ilel refikil a'la diyerek, yani en yüce dosta diyerek ahirete bakışlarını yoğunlaştırdığı Ramazan'dır. Zaten benim size anlatacağım tablo da bu. 30 Ramazan bitmiş artık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadette. Yanı başında Fatma anamız. Karşılarında duruyor Ayşe anamız, biraz uzakta. Ama Efendimiz'de müthiş bir mazlumiyet, mahzuniyet var. Böyle bir baktığınızda gözlerinden fark ediyorsunuz, bakışlarından fark ediyorsunuz. Cam parçasıdır Fatıma, babasının her halini bilir, bunu görmez mi? Babasındaki o mahzuniyeti fark ediyor ve soruyor, diyor ki babacığım diyor, Ramazan'ın gidişinden dolayı mı bu kadar mahzunsun diyor. Çünkü seni ben çok mahzun görüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derin bir ah çekiyor. Sonra gözler doluyor. Cam parçası kızı Fatma'ya bakıyor. Kızım diyor, Cebrail her sene bana bir defa gelirdi Ramazan'da ve bir defada biz inen ayetleri beraberce muaraza ederdik. Yani karşılıklı okurduk. Bu yıl 2 defa geldi ve biz 2 defa Kur'an'ı baştan sona beraberce okuduk. Böyle olmasından dolayı ecelimin yaklaştığını zannediyorum. Fatıma anamız bunu duyunca bir feryat kopardı. Bir feryat ki Ayşe anamız ne oldu diye şaşırdı böyle. Ama uzakta olduğu için Efendimizin bu söylediği sözleri duymamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızının o feryadını duyunca onu teselli etmeye çalıştı. Yeniden eğildi, kulağına bir şey daha söyledi. İkinci söylediği şey nedir biliyor musunuz? Kızım tasalanma, ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Biraz önce feryat eden Fatıma anamız şimdi gülmeye başladı. Ayşe annemiz uzaktan olanları seyrediyor ve anlamaya çalışıyor ne oluyor diye. Tabi o meclis dağıldıktan sonra Fatma anamızın arkasından koşacaktır. Ne olur Fatma söyle diye ısrar edecektir. Anamız o günlerde söylemeyecektir. Sonraki günlerde söyleyecek. Babam önce bana şunu dedi, sonra da bana bunu dedi. İlk dediğinde kendi ecelini söyledi. Ben feryat ettim. İkinci dediğinde benim ona kavuşacağımı söyledi. Ben de bunun için memnun oldum, güldüm dedi. Ayşe anamız bu sözleri duyunca Fatıma anamızın babasına olan aşkına bir kez daha şahit olacaktır. Bu kolay bir şey değil benim güzel kardeşlerim. En fazla babasını seven birisi bile böyle bir haberi aldığında nasıl davranır? İşin ayrı bir boyutudur ama ortada böyle bir hakikat var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sene Cebrail'in Kur'an'ı kendisiyle 2 kez okumasından anlamıştır zaten ecelinin yaklaştığını ve gözlerini o yüce dosta, yani ahirete çevirmiştir. Artık nazarlar bu dünyadan başka bir dünyaya doğru çevrilmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sürekli bunu anmıştır. Hemen Ramazan'dan sonra biliyorsunuz son veda haccına gidecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Veda haccına gidip tekrardan dönüp Medine'ye gelene kadar o veda haccı sırasında Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, Kabe'nin avlusunda verdiği hutbelerde tekraren söylediği bir cümle var ki işte buradan çıktı o cümle. Neydi o cümle? Belki bundan sonra bir daha görüşemeyebiliriz. Bakışlar ahirete kitlenmiş. Allah Resulü o yüce dosta bir kere bakışlarını çevirmiş. Bundan sonra bir daha görüşemeyeceğiz diyerek aslında bu onun son haccı olduğunu, veda haccı olduğunu ortaya koyuyordu. Zaten veda haccından dönüp Medine'ye geldikten sonra da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece 81 gün yaşayacaktı ve 81 gün sonra da ruhunu Rahman'a teslim edecekti. Şimdi benim güzel kardeşlerim, işin nihayetinde sonunda ben bir tablo tekrardan size hatırlatıp onun üzerinden kendi nefsimi bir muhasebeye çekerek, sizleri şahit tutup kendi nefsimi muhasebeye çekeceğim. Artık siz çekersiniz çekmezsiniz, o sizin bileceğinizdir, ama kendi nefsimi muhasebeye çekerek bugün bu programlar silsilesini bitirip yarın inşallah Resulullah'ın bayramıyla 31 derslik bu yürüyüşümüzü nihayete erdirmiş olacağız. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son günleridir. Mescid-i Nebevi'de bir şeyler konuşulmuş, meseleler uzunca, o meselelere girersek epey zaman lazım. Netice itibariyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye hutbe irat etmek için odasından Mescid-i Nebevi'ye çıkmak istemiş. Ama Efendimiz hasta, çok zor bir halde. Fadıl İbn Abbas, amcasının oğlu, ona sarığını sardırıyor. Kendisi sarığını saracak kadar bile güç bulamıyor kendinde. Sonra Fadıl İbn Abbas'a dayanarak, ona yaslanarak Mescid-i Nebevi'ye doğru gidiyor, yürüyor, içeriye giriyor, adım adım minberine doğru gidiyor ve minberine oturuyor. O oturuş son oturuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık bir kez daha o minbere oturmaya güç bulamayacaktır. Ve biraz sonra size bir miktarını aktaracağım hutbe aleyhissalatü vesselam Efendimizin son hutbesidir. Kaynaklarda var, epeyce uzunca da bir hutbedir. Ben sadece oradan bir pasajını sizlere aktarmış olacağım. Çünkü oradan bir yere götürmüş olacağım sizi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kelime-i şehadet getirdi. Hutbenin giriş cümlelerini söyledi. Söyleyeceklerini biraz söyledikten sonra dedi ki: varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu anlarda havuzumun üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden havuzumu görüyorum. Artık Allah Resulü bakışlarını ahirete çevirmiş, dünyayla alakası yok, havuzunu görüyor, o havuzunu, o bize oradan su ikram edeceği o havuzu inşallah, onu görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şanı yüce olan Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. O kula sordu: dünyanın zinetlerini mi istersin, ahiretin güzelliklerini mi? O kul ahiretin güzelliklerini tercih etti. Bunu söylediği anda bir feryat koptu Mescid-i Nebevi'nin içerisinde. O feryadı koparan Hazreti Ebubekir, hıçkırıklarla ağlıyor, böyle hıçkırıklarla. Ve insanlar Allah Resulü'nden bakışlarını Ebu Bekir'in üzerine doğru yoğunlaştırdılar. Bu adam niye ağlıyor diye. Hatta Ebu Said el-Hudri, şaşırdık kaldık diyor. Allah Resulü bir şey demedi ki niye bu kadar ağlıyor? O kadar insanın içerisinden kimsenin anlamadığını Ebu Bekir anlamıştı. O seçme noktasında Allah'ın kullu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah o minberde kendini anlatıyor. Allah o kuluna sordu: dünyanın zinetlerini mi, ahiretin güzelliklerini mi? O kul ahiretin güzelliklerini seçti. Bu ne demek? Resulullah yürüyor, Rabbine doğru yürüyor. Ve Ebu Bekir bundan dolayı böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de gözyaşları içerisinde bakarak diyor ki o güzel dost: babam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, evlatlarımızı, her şeyimizi feda ederiz. Sen gidersen biz ne yaparız dercesine Ebu Bekir o anda o feryadını ortaya koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e şöyle bir bakıyor. Bir hasret bakışıdır o. Ne kadar sevdiğini, nasıl Ebu Bekir'e değer verdiğini bilmeyeniniz yok. O anlarda da Hazreti Ebubekir'e şöyle dönüp bir bakıyor. O bakış bile çok manidar bir bakıştır. Ey Ebubekir, ağlama diyor. Sonra dönüyor insanlara: ey insanlar, insanlar içerisinde canında, malında, arkadaşlığında bana Ebubekir İbni Ebu Kuhafe'den daha fedakar ve cömert davranan kimse yoktur. İnsanlar içerisinde bana en fazla bu noktada faydası dokunan Ebu Bekir. Hem de Allah Resulü bakın ne diyor: canında, malında ve arkadaşlığında. Siz bu arkadaşlığını zamanında, hayatında diye de anlayabilirsiniz. Yani bu üç şeyde insanlar içerisinde bana en fazla faydası dokunan Ebu Bekir oldu. Eğer Rabbimden başka insanlardan bir dost tutmuş olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i dost tutardım. Buradaki dost başka bir şey. Yoksa Ebu Bekir sadık dost zaten. Buradaki dostluk neye benziyor biliyor musunuz? İbrahim'in Allah'ı halil edinmesine benziyor. Ancak böyle anlayabilirsiniz. Allah Resulü de onu söylüyor. Yani buradaki şey ne biliyor musunuz? Yaslanmak ona. Yani ona yaslanmak. Ben yaslanacak birini seçseydim o Ebu Bekir olurdu ama ben onu seçmedim. Çünkü eğer Allah'tan birine yaslansaydım, Allah'tan başka birine, Allah onu çeker alırdı benim elimden. Onun için ben Ebu Bekir'e bu noktada yaslanmadım. Haberiniz olsun ki sizin sahibiniz yani arkadaşınız Ebu Bekir'i kastediyor. Yüce Allah'ın dostudur. Resulullah konuşuyor ve Ebu Bekir'e bunu diyor. Evlerinizden şu mescide açılan kapıları kapatınız. Yalnız Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın diyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra sözlerine farklı şekillerde devam ediyor. Bu tablo çok farklı bir tablo benim güzel kardeşlerim. Bilmiyorum ben ne kadar size yansıtabildim. O kadar değişik açılardan ele alınabilir ki bu tablo ama ben sadece bir açıdan ele alacağım. Dedim ya, bir muhasebeye kendi nefsimi çekeceğim. Bakın 30 gün boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmeye çalıştık beraberce. Ve işin nihayetine geldik. Yarın bayrama erişmiş olacağız. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir için? İnsanlar içerisinde canında, malında, arkadaşlığında bana en fazla katkısı olan, desteği olan Ebu Bekir'di. Ebu Bekir bu noktada emsalsiz bir örnek. Öyle bir hayat yaşadı ki o büyük insan, Hazreti Ömer onun arkasından söyledi biliyorsunuz bu sözü. Ebu Bekir, yaşanmaz bir hayat bıraktın bize, yaşanmaz bir hayat. Gerçekten yaşanabilmesi çok zor olan bir örneklik bırakarak gitti Hazreti Ebu Bekir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in fedakarlıklarını saymaya başlasak bir sürü şey söyleyebiliriz. O fedakarlıkları, o Mekke'nin en asil tüccarı iken Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman işte cebinde kalan 3-5 kuruş para, Medine'ye gelip o kadar kabiliyeti olmasına rağmen yeniden orada binbir zorluğa katlanıp neler yaptığı, halife olduğu zaman bile nafakasını karşılamak için Ensar'dan bir ailenin ineklerini sağacak kadar bu noktada fedakarlık yapmış biri, neler neler yapmış. Bunları biz saatlerce konuşabiliriz ama Hazreti Ebu Bekir böyle bir örneklik koymuş. Şimdi ben sizi bilmem ama dönüyorum, siz kardeşlerimi sadece şahit tutarak kendi nefsime şunu soruyorum. Ya sen bu yaşına kadar canından, malından, zamanından gerçekten Resulullah için ne fedakarlık yaptın? Bunu sormayacak mıyız benim güzel kardeşlerim? Bunu sormayacak mıyız? Ve bunu gerçekten böyle sadece işte kameraların karşısında da değil. Bu zaten kameraların karşısında olabilecek bir şey değil. Ben kardeşlerim olarak sizleri şahit tutuyorum ki programdan sonra siz de elinizi başınızı ellerinizin arasına alın ve bu son gün, bu Ramazan'ın son günü, bununla bir gerçekten bir zaman geçirin. Neyden vazgeçtim ben mesela Resulullah için? Ben kendime soruyorum, neyden vazgeçtim? Neyi gözden çıkardım ben Resulullah için? Hangi fedakarlığı yaptım ben onun için? Hangi şeyleri göze aldım mesela ben onun için? Hangi tahammülleri gösterdim sadece ve sadece onun için? Ne yaptım mesela? Hazreti Ebu Bekir'le kıyas edecek hiçbir şey olmadığını burada hepimiz itiraf ederiz. Ben de itiraf ediyorum. Ama dönüp şunları sorduğumuzda İnanın ki ben gönül rahatlığıyla ya şunları da yaptım diyemiyorum. Ne yaptık ki? Sahabenin yaptıklarıyla kıyasladığınız zaman 14 asırdır bu aziz dinin bize gelmesi için gayret gösteren o büyük insanların mücadelelerini, din için ortaya koydukları o fedakarlıkları, nasıl maldan, evlattan, işten, güçten, zamandan vazgeçtiklerini, neleri feda ettiklerini gördüğünüz zaman ne yaptık ya biz, ne yaptık bu din için, ne yaptık sorusunun cevabı bende yok. Ve bende müthiş bir korku var benim güzel kardeşlerim. Müthiş bir korku var. Yarın mahşerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacağım diye bir korku var. Tek bir ümidim var. O Rauf ve Rahim Kur'an'ın ifadesiyle. Belki işte zor zamanların tembel adamı diye karşılar da bir şeyleri orada ikram olarak alırız, almayız bilmem. Ama Allah Resulü'nün o engin merhameti bir ümit olarak yüreğimde. Madem böyle bir şey yüreğimizde, bir ızdırap, Ramazan'ın sonunu da bu ızdırapla kapatıp bunun için bir şeyler yapma adına bir gayrete girişmemiz lazım. Ne olur dua edelim birbirimize benim güzel kardeşlerim. Ne olur Allah birbirimize bizi şifa vesilesi kılsın. Allah birbirimize bizi hakkı ve sabrı tavsiye vesilesi kılsın. Allah birbirimizle bizleri iyileştirsin. Biz birbirimizle bizleri ayağa kaldırsın. Düşenlerimize birilerimiz el uzatsın. Biz düştüğümüzde bize el uzatılan eller olsun. Ve Rabbimiz 30 gün boyunca Allah Resulü'nün ayak izlerini takip ettiğimiz şu programlarda o izlere yüzümüzü gözümüzü sürerek, o izlerden ilham alarak şu süründüğümüz dünyada ayağa kalkmayı bizlere nasip eylesin. Şu Ramazan'ı bütün dertlerimizin, bütün sıkıntılarımızın gidericisi kılsın. Şu Ramazan'ı ayağa kalkmanın, adam olmanın bir vesilesi eylesin. Bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıya kaldığımız gün mahcup olanlardan, rezil olanlardan, pişman olanlardan, dizlerine vuranlardan eylemesin. Onun havuzunun başına gidebilecek yüzlerimiz olsun. Onun mübarek ellerinden su içebilecek yüzlerimiz olsun. Onun sancağının altında yer alabilecek bir duruşumuz olsun. Arşın gölgesinde gölgelenecek o bahtiyarlardan olma adına bazı adımlarımız olsun ve gelecek günlerimiz bu Ramazan'ın güzelliğiyle donansın. Cenab-ı Hak selametle bizleri bayrama vardırsın ve o bayramla da başka bir ufukla kulluk yolunu tamamlayabilmek hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.